Büyük Maidstone United taraftarları, yeni bir bölümden herkese merhabalar. Şampiyonluk yolunda adım adım ilerliyoruz. Ee, en büyük rakibimizle, en dişli rakibimizle aramızda 3 puan var. Tabii ki Woking de aynı şekilde bizi takip ediyor. Onlar da tehlikeli bir rakip, onlara yenilmiştik diye hatırlıyorum ben daha önceden. Ee, o yüzden tedirginim. Şu anda şampiyonluk yarışı çok 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 arada geçiyor. Kesin bir şey söylemek çok zor. Geçse de yenmek istiyoruz. Kendileriyle yaptığımız maçta, deplasmana gittiğimiz maçta berabere kalmıştık. 0-0'lık bir beraberlik. Umarım kendi evimizde karşılaştığımızda o 3 puanı koparırız. Evet. Şimdi önümüzdeki maç neymiş bir bakalım. Kimle oynuyormuşuz? Bramley ile oynuyoruz. Kendileri 20.ymiş. Kazanabileceğimizi düşünüyorum ama bu sıralardaki takımlar biraz nasıl diyeyim? Bize özel hazırlanıyorlar, bileniyorlar. Kaybetme ihtimalimiz de oluyor o sebeple. Evet, gözlemciler de görevlerini yapıyor. Pek de iyi bir topçu değilmiş kendisi. Hmm. Evet önümüzdeki maç görüşelim. Evet bizim şansımız mükemmel değil mi? Harika çok şanslıyız. Yine orta sahadaki tek alternatifimiz, tek defansif orta saha alternatifimiz Alex Aruha. Kendisi 4-5 hafta sakatlanmış, fıtığı varmış. Geçmiş olsun dileyelim ne diyeyim. Allah'ım ya Rabbim. attık. Kendisi rezalet oynuyor son zamanlarda ama yapacak bir şey yok. Buraya da kim atalım? Kolman'ı atalım buraya da. Evet onun haricinde bakalım ne olmuş neler olmuş. Gözlemci raporları geldi 32 yaşında fena olmayan bir profil. Hatta iyi diyebiliriz. Hızı biraz sıkıntı. Yeni bir metilunt vakası yaşayabiliriz. O yüzden böyle 30 yaşının üzerindeki oyunculardan çekiniyorum. Hmm, geç. Geçtik. 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 Evet böyle çok çok ahım şahım bir oyuncu grubuyla henüz karşılaşmadım. Sam Graham'la 1-2 gün sakat. Bramley maçını da geldik sayılır. Bugün müydü maç? Evet maç başlayacak. Bugün değil pardon. Maç 14'ündeymiş. Sen de pek iyi değilmişsin. Metilund yine rezalet ötesi bir antrenman puanı. Her zamanki gibi. Ezenolim bu aralar çok sıkı çalışıyor. Tebrikler. Sam Korn, aynı şekilde ama potansiyeli yok sanırım bu çocuğun. Çok iyi çalışmasına rağmen gelişmiyor. Fowler, Fowler da durağan. Ama güzel çalışıyor. En azından formları düşmesin, en azından puanları düşmesin. Antrenmana 2 450 el, 4 elle, 4 elle mi denir? 4 <laughs> kolla, pardon. 4 kolla sarılsınlar. Evet, geldik Bramley maçına. Metulun hala üzgün. Adam şurada değildi. Şurada oynadığı için üzülüyor. Ne kadar garip bir adamsın sen ya gerçekten. Buraya çeksek mutlu olacak mısın? Deneyeceğim ama yenilirsek sorumlusu sensin Meti. Hiçbir şey demeyeceğim sana. Gerçekten demeyeceğim. Ama bunu yapmak mecburiyetindeyim. Moralini de toparlamamız lazım. İhtiyacım var sana. 4-5 hafta oyuncum yok. James Winnings. <laughs> Bu adamlar ortadan yükleniyor o zaman. Oyunu ortadan kuruyor. Oyun kurucuları da James Winning gibi görünüyor. Presi verdik. Tristan Abrahams'a da fizikli bir oyuncuymuş. Yapıştırdık markacı presi. Onun haricindekilere gerek yok. Kafa karıştırmasın. Evet maçımıza gidebiliriz artık. yumruğumuzu mu sıkalım? Evet yumruğumuzu sıkalım basın sizi övüyor. Hakkını verin diye merkez bir gaza geldi. Bakalım hakkını verecekler mi? Kinsella. Diallo. Diallo'dan Daniels'a güzel çevirdi. Daniels bitiremedi. Aziaya. Aziaya şişirdi ileriye topu. Korn, Lund, Graham. <laughs> Sam Graham. Daniels, Lund, Orada Lusala'dan güzel bir pas Diallo'ya. Penaltı. Penaltı penaltı. Diallo aldı penaltıyı. Kanatlardan güzel oynuyoruz biz ya. Tutamıyorlar. Lund. Lund ne yaptın abi? Kalecinin üstüne nasıl bir vuruş öyle ya? Daniels. Çevirdi içeriye doğru. Lund'u görüyor musun abi? Topu falan bırakıyor yani. Penaltıyı da kaçırdı. <laughs> Özür dilerim yine sesimde bir sıkıntı var. Daniels doğrudan kaleyi gördü. Kaleci Azia yanında. Uğraşlarıyla top dışarıda. Hadi yavrularım. Hadi canlarım. Lund çok kötüsün. Seslenelim. Berbatsın diye. Yanlışlıkla hepsine mi seslendik? Hayır. Sadece Metilunda Lund'a seslendik. Biraz toparlar belki. Diğerlerinin moral durumu niye değişti ben onu çözemedim. Bak falan mı var acaba? Eter evet, neyse. Hadi çocuklar, hadi canlarım. Toparlayın biraz. Bir kendinize bir gelin. Başarabilirsiniz diyelim. Bir gazlayalım. Ya başarın artık bir zahmet yani. Deplasman olabilir. Ama form durumumuz... Hani onlardan çok daha iyi olduğumuz Bugün bir şanssızlık var. Her attığımız şut kalecinin üstüne gidiyor ya. Kinsella. Kinsella çevirdi içeriye doğru. Tekrar bir köşe vuruşu kullanacağız. Çok baskın oynuyoruz maçta. Umarım istatistiklerde gollere skora yansır. İstediğimizi elde ederiz. Ona attırma o topu. Güzel. Hadi yavrularım ya. Bugün yok. Bizim takımda bir iş yok bugün. Lunt istediğimiz gibi bir oyun çıkaramıyor ortaya. E malum orta sahada oyun kurmayınca zaten kanatlardan oynuyoruz ama orta sahanın etkeni çok büyük bizde. Sigortamız yani. Lusala Diallo Daniels, Daniels, Daniels girdi içeriye. Doğrudan kaleye Daniels, Josh Daniels. Maidstone United'a gönlümü verdim diyor. Ben bu takım için elimden gelen her şeyi yaparım diyor Josh Daniels. Maidstone United şu an çok üstün takımımız gerçekten aşırı üstün ama yani şöyle bir şey olur da şans eseri kaleyi bulursa o zaman üzülürüz. Evet kim yorulmuş, kim iyi oynamıyor? Forvetimiz yok, orayı bir geç. Mattlund'un yerine Rodgers'ı atalım. Çok kötü oynuyorsun Meti. Onun haricinde kime atalım? Reynolds iyi bir oyun ortaya koyamıyor. Kolman'ı atalım oraya bir süre iki değişiklikle idare edelim. 80'e doğru bir değişiklik daha yaparız. Daniels açtı ortayı. Rodgers'ı buluşturamadı. Sam Korn, Kaptan Korn orada içeriye girmeye çalıştı. Şüpheli bir penaltı kararı ama bizim lehimiz olduğu için ses etmiyoruz. Nadesan. Abi bu kaleci özel olarak penaltı mı çalışmış bizim maçtan önce ya? Kinsella doldurdu içeriye. Orada ters bir kafa vuruşu geldi. Tekrar Kinsela. Nadesan bu maç aşırı etkisiz. Hiçbir iş yok ya Nadesan'da. Niye böyle? Diallo. Nadesan. Stout. Stout. Graham. Rogers, Korn, Diallo, Coleman, Kinsella, Stout, Graham, Rogers güzel paslaştı Maidstone United, Graham, Lusala, Daniels içeriye doğru çevirdi, Nadesan, kaleci no yer oldu bize ya. Bu maçta kaleci cidden no yere dönüştü. Lusala. Evet. Adam her attığımızı çıkarıyor. Her attığımızı. Daniels. Lusala. doldurdu içeriye doğru. Kolman Nadesan'a ulaştıramadı topu. Şimdi top kaleci da. Kaleci Aziaya şişirdi topu ileriye. Lusala. Lusala'dan büyük bir pas hatası geldi orada. Wenings Bowrie kalecisine döndü. Aziaya tekrar ileriye doğru şişirdi. Aman aman tutun onu. Tutun onu. Kapatın önünü. Kaleci kovulan topu çelmeyi başardı. Maidstone United'ın zorlandığı anları yaşıyoruz şu anda. Dakika 75. Daha çok çabalayın beyler. Kızacaksınız evet kızdınız. Ama performanstan memnun değilim şu ana kadar. Dakika 81. Artık bir e, hamle gelmesi lazım. Kinsella'nın yerine Ezenol'i mi atalım? Kinsella çok yoruldu. Çok çabaladı bugün. Kalecisi gerçekten Bromley'nin bize karşı çok başarılıydı. Rogers doğrudan dener mi? buradan sever kaleye vurmayı. Rogers baktı şöyle bir kaleye, hakem işaretini verdi. Rogers'tan Kolmana güzel bir düşünce, Kolman tamamlayamadı. Evet, çok da üretken olamadığımız maçı kazanmayı bildik. Penaltıyla da olsa ya da başka şekilde de olsa ee, kaçırdığımız penaltılarımız var. Şu anda maç fazlasıyla lider mi olduk? Hemen bir bakalım şöyle duruma. Lig kupa aşaması. Aa, maç fazlası değil. Gateset yenilmiş. Evet, şu an liderlik koltuğuna oturmayı başardık. Bakalım koruyabilecek miyiz liderlik koltuğunu? Ee, çok kritik bir maç var. Halifax Town 5. Halifax'lı oynayacağız. Kendileri ligin favorilerinden birisiydi. Önceki maçımızı kazanmıştık. Bakalım bu maçta da kazanmayı bilecek miyiz? Deplasmanda yendik. Kendi evimizde de Maidstone United'ın mabedinde de yenmeyi biliriz diye düşünüyorum. Daniels güzel bir oyun ortaya koyuyormuş. Gerçekten de koyuyormuş değil. İzlediğimiz kadarıyla adam muhteşem oynuyor şu ana kadar. Gözlem tamamlanmış 28 yaşında standart bek. Tekniğin falan çok iyi. Daha bir hani bir bek'e göre fiziğin fazla zayıf ama alternatiflerimiz arasında bulun. Çok ihtiyacımız olur. Adam bulamayız. Mecburen almak zorunda kalabiliriz. Sadio Han kendisinin pas özelliği çok zayıf. Hani bir orta saha oyuncusuna göre o yüzden pek istekli değiliz. Siran Gilligan. Ben bu oyuncuyu beğendim. Ben beğendim abi. Yani keşke elimden gelseydi de imza attırabilseydim sana ama çok para. Ben o kadar parayı veremiyorum. Aynı zamanda gözlemlemeye de devam ediyoruz. Evet Halifax karşılaşıyoruz. Bakalım güçlü rakibimiz karşısında ne olacak neler yapabileceğiz. Rotasyona gidemiyoruz maalesef gidemiyoruz çünkü ciddi anlamda sakatlık derdiyle uğraşıyoruz. Elvis Bayrami geçtik. Halifax Town maçıyla birlikte olacağız. Port Vale bizi iş görüşmesine davet ediyormuş. Kendileri Skybet League One'da iki üst ligimizde artık Alper Hoca tanınıyor. Alper Hoca artık istenen bir hoca. Ama görüşmeyi reddediyorum. Ben kendimi Maidstone United'a adadım. Biz doğduğumuzdan beri Maidstone United'lıyız. Ailecek Maidstone United'ı destekliyoruz. Verilen sözler falan diyor da abi sen Kaç ay yoksun ya Allah aşkına. Oyuncu gelişim notları. İyileşmiş misin sen ya? Senden hiç haberim yoktu benim. Şöyle bir bakalım. Genel bakış. Gurunk. Neredesin Gurunk? Aa Gurunk iyileşmiş. Çok iyi. Futbolunda ama bir gerileme var bu büyük sakatlıktan sonra biraz daha iyileşmek için zamana ihtiyacın var. Hemen katamam seni kadroya. Taylor Hatton. Bakacağız bakacağız. <laughs> 30 yaşındaki Ryan. Evet adam hiç fena durmuyor bu arada. Hani fizik falan da fena değil. Dursun bakalım bir köşede. Reese Cole. Fiziğin pek hoşuma gitmedi. Evet, Halifax Town'un bizim karşımızda çaresiz olmasını izlemek istiyoruz bu maçta. Sam Graham birazcık toparlamış mı? Ee, hala bir kondisyon sıkıntısı var kendisinin. Biraz da yor yorgun bu maç özelinde. Pat Weber'i atacağım buraya. Onun haricinde e Matt Lund'u istediği pozisyonda oynatıyoruz ama benim istediğim performansı alamadık. Ben Lund'un yerine bu maça Rodgers'la başlamak istiyorum. Anton Rodgers'la. Kendisinin pası, şeyi top kapması falan da var. markajı falan da var. Biraz fiziksel olarak sıkıntılı. Hani Matthew Lund çok daha iyi fiziksel olarak. Ama elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Onun haricinde yorgun kimse var mı diye şöyle bir bakıyorum kinsela yani Kinsella yerine acaba Ezenolim'le mi başlasam diye düşünmedim. Değil. Kendisinin antrenman performansı falan da çok iyi. Hadi bu maç rotasyona gidelim. Ezenolim'le çıkalım sahaya. Onun haricinde bir değişiklik yapmak istemiyorum. Ayrıca rakip takım talimatlarına gittik. Bu adamlar çift forvet oynuyor. En rahatsız olduğum taktiklerden birisi. Çok zafiyet veriyorum ben çift forvet taktiklerinde. Eee iki forvetine birden pres istiyorum. Ayrıca bunların oyun kurucusu büyük ihtimalle Jack Hunter. Yanlış mı düşünüyorum diye bir bakayım şöyle. Keane ya da Jack Hunter olması lazım. Jordan Keane'ın pası 8, Jack Hunter'ın pası 10. Büyük ihtimalle evet Jack Hunter kuruyor Olabilir oyunu. Kendisine de bir pres verdik. Bu şekilde maçımıza gidelim. Baskılı bir oyun oynayacağız. Yine kendi evimizde Rakip takıma geçit vermek istemiyoruz. Hele ki liderlik koltuğuna oturmuşken. Çıkın etkileyin beni dedik. Bakalım etkilenecek miyiz. Evet. Şimdi birazcık topla oynamamız lazım. Güzel. Topla oynamayı elimizde tutmamız bizim için her zaman avantaj. Çünkü biz topla oynamayı seven bir takımız. Ve bizim taktiğimizde topla ne kadar çok oynarsak o kadar daha iyi oluyor. Orada bir yükseldi bizim oyuncu ama vuramadı kafayı. Sam Korn'da kaldı top. Ezenolim. Sam Korn. Sam Korn değil değil mi? Ben herkese Sam diyorum ya. Senin adın Sam mi? Korn. Aynen senin adın da Sam. Bizim takımda herkes Sam. Ezenolim. Stout. Ters bir pas geldi orada. Tehlikeli olabilirdi. Kovalan. Weber. Lusala. Daniels. Daniels'dan hatalı bir pas ama kendini telafi etti. Daha sonra yanlış bir tercihte bulundu. Orada pas vermesi hem takım adına hem de onun adına daha iyi olurdu. Daniels açtı içeri ortayı. Kimse vuramadı topa. Sam da kaldı. Kaptan Korn köşeyi buldu. Kaptan Korn doğrudan bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Güzel. Yine bir Daniels katkısı gördük orada. Anton Rodgers da burada ciddi anlamda iyi performans verdi. Şu an Lund'a göre daha iyi bir tercih. Asistini de yaptı. Ama benim için bu pozisyonlar yeterli değil. Biz Halifax'e göre çok daha üstün bir kadro olduğumuzu düşünüyorum. En azından oyun yapısı ve oyuncunun bireysel özellikleri olarak. Daha iyisini yapabilirsiniz diyelim o yüzden. Evet, Lusala, taç atışını kullandı derken bir durdurdum. Hemen şöyle sertliği azaltalım. Bizim takım komple sarı kart gördü abi. Bu adamlar ne yapıyor ya? Çok sert oynuyorsunuz çocuklar. Sam Korn. Lusala'ya aktardı topu. Lusaladan Rogersa, Rogers. Güvenli oynamayı tercih etti. Tekrar Rogers, Diallo. Nadesan, 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 Nadesan. Nadesan o nasıl bir şut Nadesan? Nadesan harika yarattı. Harika bir pozisyon yarattı ve adeta golü kendi yarattı orada. Stot. Ezenolim. Ezenolim kaptırdı topu. Tekrar Ezenolim. Aferin oğlum. Stot. Ezenolim. Diallo. Diallo sever bu pozisyonları. Attı çalımını girdi içeriye. Verdi pasını Reynolds. Reynolds bomboş kaldı. Köşeye net bir vuruşla takımını öne geçirmeyi başardı. Maidstone United çok rahat oynuyor şu ana kadar. 3-0 önde. Evet, right. Kelly Stott girdi orada araya. Rogers, Rodgers bugün muhteşem oynuyor gerçekten ama o pas hatasını kim yaptı onu bilemiyoruz. Şöyle bakabiliyor muyum? Rodgers diye değildi ya o Rodgers değildi. Ezenolim girdi araya. Kaptırmasaydın. Keşke kaptırmasaydın. Çok kötü bir kayıp geldi orada. Galvin. Ali. Ali. Cook. Direkten dönen top offside. Çok tehlikeli geldiler. Dikkat etmemiz gerekiyor bu tür pozisyonlarda. Takım biraz sinirli. O yüzden e, ne olur ne olmaz diye şöyle bir bakalım. Daniels sarı kartı var. Çok kötü de oynuyor bugün. Neden bu kadar kötü oynuyor bilmiyorum. kolmanı attık oraya. Onun haricinde e, yorgun kim var? Sam Korn çok yorulmuş. Sam Korn'un yerine Lund'a attık. Rodgers'la yer değiştirdik kendisini. Ayrıca Lusala'nın yerine atabileceğimiz kimse görünmüyor şu anda. Bu şekilde devam edelim. Ezenolim. Taç atışını kullandı. Diallo. Ezenolim çevirdi içeriye doğru. Kolman yedeklerden girdi takımının dördüncü golünü attı. Kolman Galvin kullandı taç atışını. Ali. Ali uzaklardan mı deneyecek? Evet. Güzel bir gol attılar. Ali orada tek başına içeriye girdi. Defansımızın hatasını değerlendirdi. Ayrı zamanda ön liberomuzun da hatasını iyi değerlendirdi. Ön libero derken Lund'dan bahsediyorum. Kendisinin daha yakın oynaması lazımdı. Belki gerçekten de bir ön libero değil ama o pozisyonda da oynayabilen oraya yakın bir oyuncu. Orada bulunması gerekirdi. Kili aman 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 çocuklar konsantrasyonunuzu kaybetmiyorsunuz. Evet değişiklik vakti geldi diye yorumluyorum ben bunu. Aran Sibya'yı da Diallo'nun yerine atalım. Kendisi çok yoruldu çünkü. Güzel bir oyun ortaya koydu bugün Diallo. Chikuva, Weber girdi araya aldı topu. Hunter, Cook, Kirli, şu an Halifax golü arıyor derken golü attı. Evet. Yani İnanılır gibi değil. Maidstone United maçtan kopuyor son 10 dakikada. Niye böyle olduğu hakkında kendilerinin de bir fikri yok. Rehavete kapılmamak gerekiyor. Yoksa geliyor cezayı kesiyor rakip takım gördüğünüz gibi. Ama güzel bir galibiyet aldık. Güzel oynadık. En azından son 10 dakikaya kadar işler yolundaydı. Evet bu süreçte Woking ile puan farkını biraz açmayı başardık. Ama Gateshead ile kafa kafaya gitmeye devam ediyoruz. Kendisi şu an bizim en büyük rakibimiz ve aynı zamanda onlar da oldukça skorer. Yani 31 averajları var onların da. Ciddi bir fark vardı. Farkı kapattılar. Evet Diallo çok güzel oynadı gerçekten. Hani 2 asist, 4 şut pası, 5 çalım. İyi topçu ya iyi topçu. Şimdi kupa maçına gidiyoruz. Kupa maçında olabildiğince rotasyon yapmayı planlıyorum. Kupa maçıyla birlikteyiz. E, Diallo yerine artık Arancibia'yı atalım. Rogers'ın yerine Metelund'u atacağım. İleride oynatacağım. Birazcık daha böyle belki mutlu olur kendisi. Daniels'ın yerine Coleman. Sadece bu maç için yapmayı unuttuk yalnız. Neyse. Evet, e, Sam Corn'un yerine Anton Rodgers. Reynolds'ın yerine Skandariyi atmak isterdim ama kendisi sakat maalesef. Yapacak bir şey yok. Ogobi'yi Nadesa'nın yerine. Lusala'nın yerine Fowler. Ezenol'im aynı şekilde. Stott duracak mı? Stott duracak. Ayrıca Holstedt'i Kovala'nın yerine attık. Başka alabileceğimiz kimse var mı diye bakıyorum. Yok. Rakip talimatları. Ben Seymour'a. Markaş Press, Rob Press. Bu şekilde çıkalım. Kendilerinin bizden üstün olduğunu mu düşünüyoruz? Yok bizden bir alt ligdelerdi değil mi? Evet bizden bir alt ligde olan bir takım e, yenebileceğimizi düşünüyorum. Umarım rotasyon başımızı ağrıtmaz. Buradan gelecek paralara da ihtiyacımız var. Maidstone United deplasmanı sever. Deplasman karnesi güzel olan bir takımdık. Biliyorsunuz bunu her bölüm hatırlatmakta fayda var. Deplasmanlarda bir ayrı oynuyoruz. Ama hata yiyoruz şu anda. Wittingham. Wittingham şu an kullanıyor köşe vuruşunu. Doldurdu içeriye. Seymour vuramadı. O bir karşıladı. Uzaklardan bir deneme. Kaleye az farkla top out'a gitti. Evet Maidstone United'dan artık atak ya da ataklar bekliyoruz. Çocukları da bir motive edelim şöyle. Donaldson, Hall, Trip, Fernandez, <laughs> Tosker, Thomas, Gray, Whittington, Gray, Wittingham. Rodgers orada aldı araya girdi. O bile buluşturamadı topu. Evet çok tehlikeli geldiler. Kaleci Holstedt çok güzel çeldi topu. Aferin sana oğlum. Hol Kullandı köşe vuruşunu. Ezen Nolim karşıladı topu. Tekrar Hol, Donaldson. Fernandez. Çok üstün oynuyorlar maçta şu ana kadar. Paslaşmaları bize göre çok daha iyi. Birazcık daha çabalamamız, maçı elimize almamız gerekiyor. Böyle sinirlenmeyeceksiniz abi. Trip doldurdu içeriye. Seymour Allah'tan güzel vuramadı. Bizim ligimizde olsa gol de o pozisyon. Hadi canlarım. Ezenolim. Aransibya. Aransibya. Döndü. Harika da döndü orada arkadaşını da buluşturdu topla ama başarılı olamadık. Başarabilirsiniz. Evet, Maidstone United'ın çok pozisyona giremediği bir ilk yarı izledik. Çok da alışık değiliz açıkçası böyle Maidstone United oyunlarına. Genelde bol pozisyonlu maçlarımız olurdu. Birazcık daha toplu oynamayı elimizde bulundurmaya çabalayacağız. Artık daha çok toplu oynamaya çalışacağız. Hadi çocuklar, hadi çocuklar. Çok atak şu anda. Midford. Fowler. Fowler'ın bir sarı kartı var. Kendisine müdahalede sertliği azalt diyelim. Coleman. Arancibia. Rogers. Rogers'tan uzun bir top denemesi. Reynolds'a harika indirdi. Reynolds, Obi'ye. Obi biraz erken davrandı. Biraz daha içeriye girebilirdi. Rodgers topun arkasında oradan kaleyi denemek ister. Direkten döndü. Top çataldan döndü. Gerçekten akıl alır gibi değil. İnanılır gibi değil. Gray. Whittingham. Tekrar Gray doldurdu içeriye. Midford. Direkte patladı top. Tekrar Gray. Bir daha deneyecek. Ezenolim girdi araya. Hadi canlarım. Evet bir değişiklik vakti geldiğini düşünüyorum. Kolman çok kötü oynuyor. Oraya Josh attık. Ee, onun haricinde Aransibi iyi top oynuyor bugün. Matty Lund belki hani beter çok kötü oynayanlardan birisi. Sam Corn'u attık oraya. Hemen yerini değiştirdik. Anton Rodgers'ı savaşçıya çektik. Ee, onun haricinde Şöyle bir yorgun kim var diye bakıyorum. James Todd çok yorulmuş. Onun yerine de Sam Graham'ı attık. Bu şekilde devam edelim maça. Artık bir şeylerin değişeceğini umut ediyorum. Kaptanımızın maça etki edeceğini umut ediyorum. Ezen Olim. Kullandı taş atışını Aran Tekrar Ezen Olim. Aran Sibya. O nasıl bir pozisyon öyle ya. İnanılır gibi değil abi. Allah Allah. Çok net. Çok düzgün bir vuruş geldi orada. Ben gol zannettim direğe çarptı. Bates. Seymour. Bates doldurdu içeriye doğru. Fowler orada kafayı vurdu. Midford. Trip. Donaldson. Fernandez. Midford. Evet golü yedik. Ama offside artık hücum ağırlıklı diyelim. Hatta aşırı hücum ağırlıklı diyelim. Belki son iki dakikada bir şeyler yapabiliriz diye düşündüm. Olmadı. Penaltılara gidiyor maç. Belki koparırız penaltılarda bu maçı. Ne dersiniz? Ogo Obi. Birinci oyuncumuz. Neden olmuyor? Evet. Ogo Obi. Lamar Reynolds. Josh Daniels. Sam Korn. Karışık atacağım. Çok önemli değil ya. Ne olursa olsun artık. Evet bu şekilde. Sakin oynayın dedim. Donaldson Hampton and Richmond şu anda ilk vuruşu yapıyor. Holsted köşeyi bildi ama yetersiz kaldı. Ogoobi topun arkasında kendisi sever penaltıları. Ogoobi kaleciyi gafil avladı. Attı golünü. Seymour. Hampton'un bitiricisi. Holstead dokundu ama yetersiz kaldı. Reynolds. Midstone United'ın kilit oyuncularından biri. Kaleciyi ters köşeye yatırdı. Aferin Reynolds. Gray. Gray. Attı. O da Holstead'i ters köşeye yatırmayı başardı. Daniels. Daniels. Daniels köşeyi güzel buldu. Whittington geliyor şu anda. Kaleci Hoştet ben bunu tutarım dedi. Tutamadı. Korn. Kaptan Sam Korn. Sam Korn. Kaptan Korn. Doğrudan kaleye. Hiç bekletmedi. Golü buldu. Evet. Trip. 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 Holsted bu topta tutabilirdi bence. Çok etkisiz kaldı. Aransibia. Sana güveniyoruz Aransibia. Bu maç güzel oynadın. Golle süsle bakalım bu oyununu. Aransibia kaleciyi ters köşeye yatırmayı başardı. Midford. Midford. da gol atmayı başardı. Şu anda çok garip bir maç oluyor. Ee, umarım şanssız olan taraf biz olmayız. Dışarı yatan taraf biz olmayız. Rodgers. Rodgers. Güzel vurdu topa. Aferin Rodgers. Fernandez. Fernandez geldi. Fernandez. 7-6 oldu durum. Çok garip bir penaltı vuruşu izliyoruz şu anda. Ee, bu şansla sanırım yine kaybeden taraf biz olacağız gibi görünüyor. Ezen Nolim. Ezen O da terse yatırdı kaleciyi. Aferin Ezen Nolim. Odusanya. 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 Holsted rahatlıkla topu aldı. Kazanan taraf atarsak eğer Maidstone United olacak. Topun gerisinde Fowler. Bana bırak dedi. Ben atacağım dedi. Vurdu kaleye. Attı golünü. Maidstone United'ı kupada bir diğer tura taşıdı. Aferin Fowler. Çok iyi oynamasak da istediğimiz sonucu aldık diyelim. Çünkü gerçekten de öyle oldu. Rotasyon yedek kadroyla çıkmıştık zaten. Hani çok 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 muhteşem performans göstereceğimizi de düşünmüyordum. Sonuçta düzenli bir e, maç kondisyonları içinde değiller oyuncularımız. Evet tekrar kadromuzu ihtiyacımız olan hale çevirebiliriz. Metelund antrenmanlarda çok berbat. Bana kafa tutuyor aynı zamanda. O yüzden kendisini oynatmak istemiyorum. Oraya Rodgers'ı çekiyoruz. Onun haricinde sağ tarafa yine Josh Daniels'ı atıyoruz. Ee, Skandari toplar mı o zamana kadar? Toplar. Skandari'yi de Kolman'ın yerine atalım. Reynolds yine solda kalacak. Aran yerine Diallo. Obi'nin yerine Ashley Nadesan. Ee, Pat Weber'in yerine Sam Graham. Holstedt'in yerine kov olan Ezenolim'in yerine Kinsella Fowler'in yerine Lusala onun haricinde kim var bakalım şöyle onun haricinde de görünen kimse yok diye düşünüyorum evet bu şekilde devam edeceğiz maçlarımızın ana 11'i bu şekilde önümüzdeki maç Alder oynayacağız kendilerinin önceki maç yenmişiz şu an deplasmana gidiyoruz. Deplasmanda da geleceğimizi düşünüyorum. Seviyoruz deplasmanları. Evet değerli dostlar, Alder Shattown maçıyla birlikteyiz. Dizilimi zaten yapmıştık hatırladığınız kadarıyla. Ee, bu adamlar nereden oynuyor? Kim kuruyor bu adamların oyununu? En çok asisti yapan Oli Horfield diyor. Yani bu adamlar Bekler'den kuruyor oyunu ve e, Bekler büyük ihtimalle hücuma katılıyorlar. O yüzden kendisine bir sıkı pres verelim. Çok asist yapan bir oyuncuymuş. Aynı zamanda e, Maxwell Mullins. Bu adam tehlikeli bir adam mı diye baktım. Pasları belki biraz evet hızlı bir topçu. Ama o kadar da fark yaratabilecek bir oyuncu gibi görünmedi bana. Onun haricinde şöyle Daniel Chesters fena görünmüyor. Josh Stokes falan. Bu adamlara bir markaj pres verdim. illeri tarafına. Ve Daniel Chester'sa da ayrı yeten bir pres verelim. Evet takımı bu şekilde bildirmek istiyorum. Şu anda kime atabiliriz oyuna diye baktım. Skandari'nin hala tam anlamıyla iyileşmemiş. O yüzden kolmanı geri çektik yedekten. Maçı bu şekilde başlatalım. Bu sezon böyle e, kendim oynamıyorum çok fazla çünkü çok başa baş gidiyoruz. Her maçı sizin de görmenizi istiyorum. Umarım sıkılmazsınız. Umarım dizi tadında izliyorsunuzdur şu anda seriyi. Maidstone United maça başladı. Evet orada bir şeyler oldu. Kavga çıktı sandım. O nasıl bir koşu kardeşim? Koydu topu yere. Kinsella açtı ortayı. Diallo top yan kaldı. Hızlı oynamak istedi Diy Kinsella. Diy Aslında Diallo'yu da çok güzel gördü orada ama Diallo yeterince iyi bir kafa vuruşu sergileyemedi orada. Maidstone United şu an ağırlıklı oynayan taraf. Bu maçtan beklenti beraberlik ama tabii ki bizim beklentimiz her zaman galibiyet. Kinsella, Reynolds tekrar Kinsella, Sam Korn Rogers, Reynolds. Orada bir müdahale geldi. Top Kinsella'da kaldı. Stout. Kinsella. Nadesan'la buluşturdu. Nadesan çok güzel dokundu orada topa. Direkten dönen topu da Diallo tamamladı. Aferin sana Diallo, aferin Nadesan, aferin Kinsella. Topu Kinsella mı atmıştı burada? Çok emin değilim. Evet çok güzel bir top. Şu dokunuşa bakar mısınız? Çok ustaca bir dokunuş yaptı orada. Ben golün yarısını da nade sana yazıyorum. Hatta bunun asist bile sayılması lazımdı yani. Öyle güzel bir goldü. Evet Maidstone United şu anda Aldershot'a kendi evinde sahayı dar ediyor. Derken Kinsella sakatlandı maalesef. Abi yapma ya. Ezenin attık. Kinsella mükemmel performans gösterirken bir sakatlık daha yaşıyoruz. Bu sakatlıklarla bizim başımız büyük dertte. Alt bacak sakatlığı da büyük ihtimalle uzun süreli bir sakatlık. Üzdü. Üzdü. Maidstone United baskıya devam edecek. Yılmayacak. Moralimizi bozmak yok. Şu an sahanın her yerini kullanıyoruz. Her yerinde aktifiz. Güzel top oynuyoruz. Bu güzel topu bir golle daha süslemenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Stout kalecisine döndü. Kovulan Stout. Reynolds. Kur oyunu Reynolds kaptırdı Orada Araya giren Nusala. Graham. Stout. Ezenolim. Reynolds. Reynolds. Sever bu pozisyonları doldurdu içeriye doğru. Daniels orada dokunamadı. Stokes, Glover şimdi bir karşı atak izleyeceğiz. Drinan, Glover, Graham girdi araya. Sam Korn, Rogers, Diallo. Güzel bir top Reynolds'a. Reynolds, Rogers. Rogers aktaramadı arkadaşına. Stokes, Frost. Orada tehlikeli geldiler uzaklardan bir deneme. İyi ki de bu deneme başarısız oldu. Şu anda Sol kanattan yükleniyor Eldershot. Harfield. Orada Stokes'la buluşturdu. Oli. Araya giren Lusala. Frost. Grivosti. Neval. Tekrar Lusala. Aferin sana Lusala. Müdahalelerde iyiydin. Korn. Reynolds. Korn. Ezenolim sever o pozisyonları. Çek Ezenulim güzel. Reynolds Diallo. Diallo'dan güzel bir pas ama Reynolds çok kötü vurdu orada topa. Evet dakika 72 artık oyuncu değişikliği zamanı geldiğini düşünüyoruz. Josh Daniels çok kötü bir oyun ortaya koyuyor bugün. Takımın değişilmezi Josh Daniels istenirlerini veremedi bize. Onun haricinde şu anlık bir değişiklik düşünmüyorum. Bu şekilde devam. Evet, hadi bakalım çocuklar. Maidstone United güzel oynuyor, her zamanki gibi pozitif futbolunu ortaya koyuyor. Birazcık daha kaleyi denememiz lazım çocuklar. Biraz daha isabetli şut çıkartmamız lazım. Sam Corn. Orada uzun bir top denemesi ama ileride hiç kimse yok. Glover. Akpan. Graham girdi araya. Diallo. Bomboş alan. Koş Diallo. Reynolds. Reynolds. Çevirdi Ezenolim'e. Ezenolim. İçeriye doğru. Güzel bir orta. Nadesan ustaca bir dokunuş. Attı golünü. Hak etti bugün. Kokladı golü. En sonunda da buldu. Aferin sana oğlum. Stott çok yorulmuş. Yerine Weber'i atalım. <laughs> Maidstone United deplasmanda 2-0 önde. Van Steperschof kurdu oyunu. Reynolds, Diallo, Diallo, Diallo kendi gitmeyi denedi. İyi bir şut gelmedi. Harfield, Oli. Harfield orada bir orta denemesi. Reynolds Reynolds, Akpan, Frost, Grivosti, Glover. Boş bir alan buldu orada. Topu da çevirmeyi başardı. Şanssız, talihsiz bir gol yiyoruz orada. Evet, deplasmanda 2-1 maçı kazanmayı becerebildik ama talihsizde bir sakatlık yaşadık. Umarım uzun süre mahrum kalmayız oyuncumuzdan. Kinsella maalesef 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 6-7 ay sahalardan uzak kalıyor. Kendisiyle sözleşmemiz neyse ki uzun süreli değil. Çok şükür ki uzun süreli değil. Ama şöyle bir kötü durum var ki eee sol bekimiz sol beki yedekleyebileceğimiz bir oyuncumuz kalmadı. Onun yerine artık Weber'le doldurmaya çalışacağız. Abels Fleet maçıyla birlikte olacağız 2 gün sonra. Diallo çok güzel oynadı. Evet harikasın Diallo. Maidstone United çok güzel oynuyor. Ama fikstür çok sıkışık. Umarım çok yorgunluk yaşamayacağız bu haftalarda. Sakatlıkların artmasını istemiyorum. Eagles Fleet maçıyla birlikte olacağız. Evet, iki gün sonra Eagles Fleet maçıyla birlikteyiz. Deplasmana gidiyoruz. Takımımız çok yorgun. Çok yorgun. O yüzden mümkün oldukça eee rotasyona gitmekte fayda var. Sadece önümüzdeki maç diye belirtelim ki sıkıntı yaşamayalım. Pet Weber'i attık. Lusala'nın yerine Fowler. Onun haricinde e, Rodgers'ın yerine Matt Lund. Korn kaptan oynasın mı? Kaptan oynasın. Kaptanımız sahada yerini alsın. Daniels'ın yerine Daniels'ın form durumu iyi şu anda. Oynayabilir. Diallo biraz yorgun. Onun yerine Aransibia'yı atalım. Reynolds'ın yerine Kolman'ı atalım. gerçi Skandari de iyileşmiş artık. Skandari'yi oynatabiliriz burada. Ayrıca Nadesan'ı oynatsak mı oynatmasak mı emin değilim. Ogo Obi ile mi başlasak acaba maça diyorum. Hadi Ogo Obi'yle ile başlayalım. Kendisine güveniyoruz. Umarım bizi yanıltmaz. Umarım golleri atar. Ama çok büyük beklenti içerisinde değilim bu maçta. Deplasmandayız. Yorgun bir takımız. Dominik Polion takımın en golcü ismi. Markajını, piresini veriyoruz kendisinin. Hiçbir zaman peşini bırakmayalım. Aynı zamanda çok hızlı bir topçusu var. Gerald Sellers markajını, piresini verdik. Oyunu nereden kuruyorlar bunlar? <laughs> Şöyle bir baktığımız zaman bunlar da kanatlardan oynuyormuş gibi duruyorlar. Jardin Ibe Teknik bir oyuncuymuş. Franklin Domi. Ortalama bir takımla oynayacağız. Ee, kötü değiller. Bulundukları yeri hak etmediklerini düşünüyorum bu özelliklere göre. Oyun yapılarından dolayı kaynaklanıyor olabilir. Evet maçımıza gidelim. Nadesan endişeliymiş beni maç almadım diye. Ama dinlenmeni istiyoruz Nadesan. Diğer maçta oynatacağız seni. İyi bir formunuz var dedim. Çıkın etkileyin beni dedim. Hadi bakalım çocuklar. Beni yanıltmayın. Bol bol topla oynayacağımız, kaleyi bol bol deneyeceğimiz bir maç istiyorum sizden. Evet şu an etkisiz bir maç götürüyoruz. Dakika 20 henüz yeterince deneyemedik rakip kaleyi. O yüzden daha çok çabalayın dedim. Oyuncularımız da motive oldular. Stout, Weber, Fowler, Daniels, Aransibia'ya bir tek top denemesi başarısız oldu orada. Kaptırdık topu. Sellars doğrudan kaleye çok dar açıdan güzel bir gol attı. Sellars bizi gafil alıyor. Evet çocuklar. Odaklanın. Lunt yine her zamanki gibi bizi yanıltmadı. Yine kötü oyununa devam ediyor. Obi. Uzaklaştır onu Obi. Skandari. Skandari'ne bir sarı kartı var. Sertliği azalt diyelim. Poleon. McClintock. McClintock. Maher. Güzel bir top Poleon'a. Abi bu adamlar ne goller attı bugün ya. Allah Allah. Evet takımımız şu ana kadar berbat bir oyun ortaya koyuyor. Tamam hani rotasyon yedek kadrosunuz da bu kadar da fark olmaz abi ya. Ezenolim, Aransibya. Tekrar Ezenolim çevirdi içeriye doğru kimseyle buluşturamadı. Lund. Ne yaptın Lund? Doğrudan kaleciye. Stott. Lund. Korn. Kaptan Korn kaptırdı topu. Bugün gerçekten takım halinde berbat bir oyun sergiliyoruz. Sellars. <laughs> Avan Sellars. Çocuklar. Kendinize geliyor musunuz? Yani kendinize bir gelin bence de. Rezalet oynuyorsunuz şu ana kadar. Hadi canlarım. Kovulan. Ezenolim. Skandari. Arancibia'ya yine bir tek top denemesi başarılı olmadı. Abi bu tek topları niye geçiremiyoruz biz? Çok mu yakın oynuyorlar bize? Anlamadım ki. Sayar. Evet. Maidstone United'a hiç ama hiç yakışmayacak bir futbol oynuyoruz şu ana kadar. Gerçekten de sorumlusu benim demek isterdim ama ben değilim yani böyle kötü bir futbolun sorumlusu ben olamam. Semkon çok yorulmuş. Rodgers'ı atalım buraya. Ezenolim, e, Stott çok yorulmuş. Graham'ı atalım buraya. Onun haricinde Diallo'yu da Arancibia'nın yerine atsak mı diyorum ama artık yapacak bir şey yok olan oldu. Daniel'sın yerine de Reynolds'ı attık. Evet. Fowler. Yine kaptırdık topu. Pas yapamıyoruz. Çıkamıyoruz. Geriden oyun kuramıyoruz. Çok kötü oynuyoruz gerçekten. Berbat ötesi oynuyoruz. Uzun süredir yenilmiyorduk. Uzun süredir mağlubiyet almıyorduk. Hatta uzun süredir berabere dahi kalmazken şu an şu gördüğüm oyun gerçekten de hayret edici. Ezenolim. Skandari, Lund, Aransibia, Weber, Graham, Fowler, Weber çok yakın oynuyorlar. Çok presli oynuyorlar. Aransibia, Reynolds tekrar Aransibia. Aransibia kaleyi bulamadı. Yani bizde de böyle bir şans var işte. Adamlar attınca gol oluyor. Biz vurunca direkten dönüyor. Her maç yaşıyoruz bu direk olayını. Maalesef ki yaşıyoruz yani. Buna bir çözüm yolu yok. Berbatsınız. Rezilsiniz gerçekten rezilsiniz yani yakışmıyor size bu futbol. Graham, Rodgers, abi bunlar nasıl paslar ya biraz yakın oynayın. Adamlar bizi çözmüş sanırım. Rodgers, Aransibia. Rogers, Lund, Graham, Lund, Reynolds, Aransibia. Aransibia ne yapıyorsun abi? Ofansif orta saha olarak aldık seni. Farkındasın değil mi? Hani oradan kaleye vur diye değil. Evet Skandari golü attı ama artık her şey için çok geç. Dakika 74. Artık çevirebileceğimiz bir maç olduğuna inanmıyorum bu maçın. Aransibia iyi oynuyormuş. Şaşırtıcı derecede. obi tabii ki her zamanki gibi berbat bir oyun. Rezil bir oyun. Ogoobi kesinlikle bu lige biçilmiş kaftan bir oyuncu değil. Kendisinde ilk fırsatta yolumuzu ayıracağız zaten. folder Aransibia o orada topu aldı. Bir şeyler oldu. Ters bir müdahale. Daha sonra Reynolds tamamladı. Ama hala bir inancım yok benim bu maç için. Murphy. Poleon. Maher. Etser. Maher. Murphy. Güzel paslaştılar. Reynolds geldi aldı topu. Helal sana Reynolds. Aferin oğlum. Boulder. Rodgers. Direkte patladı top. Yapma be. Yapma be. <laughs> Lunt. Rogers. Fowler Ogobi'ye doğru gerçekten de inanılmaz etkisiz kalıyor Ogobi'lerde. Hani şu ana kadar maça en ufak bir katkısı olduğunu düşünmüyorum Ogobi'nin. Ezenolim son atak Skandari e Skandari Skandari tamamlayamadı orada. Graham Ezenolim Graham Lund. Lund ne yapıyorsun abi? Sürekli aynı hareket. Kaleciye dönmeler falan. Biraz özgüvenli mi oynasan? Graham. Ezenolim. Skandari. Aran Sibya dönemedi orada. Tekrar Lund. Graham. Lund. Reynolds. Güzel geldi. Doğrudan Yine direk. Abi bu direkler ne ya? Gerçekten bu oyun bana karşı bir komplo kurmuş gibi yani. Reynolds. Arancibia. Arancibia. Kaleci Gregory. Yani oyundan bir beklentim yoktu açıkçası. Belki bir beraberlik yakalayabiliriz. Hak ettik çünkü şu ana kadar. Ama çok da ümit beslememek lazım. Ogo Obi yine kale şey top ayağına gelince açıkçası pek bir beklentim olmadı. Golü bulduk ama offside maalesef. Evet, Abel's deplasmanından mağlubiyetle ayrılıyoruz. Rezalet bir ilk yarı futbolu izledik. İkinci yarı birazcık kendimize yedek oyuncuların oyuna girmesiyle çeki düzen verdik ama olmadığınca olmuyor. Zorlamaya gerek yok. Ee, onun haricinde Ogu Obi çok kötüsün abi. Hani hiçbir katkın yok bize varlığın zarar. Hani öyle derler ya. Adam daha gol atamadı. Gerçi çok fazla değil. Dört maça çıkmış ama bir forvet için de çok kötü bir durum bu. Seni hemen şöyle transfer listesine ekleyelim. Belki kazıklayabileceğimiz birini buluruz. Evet. Bu videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hala izleyenlerin %90'ının abone olmadığının farkındayım. Ee, abone olursanız, videoları beğenirseniz çok sevinirim. Çünkü şu ana kadar Madstone United serisi çok keyifli, çok eğlenceli, çok heyecanlı gidiyor. Bunun da daha iyi motive halde devamını getirmek istiyorum. Sürekli videolar gelsin istiyorum. Siz de abonelikle, en azından bana fazla görmeyerek katkıda bulunabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.